Merhaba arkadaşlar, bugün motorla bir günde size custom motor yapmak için doğru motor seçimini ve satın alma sürecini anlatacağım. Çünkü satın alma süreci bazen sancılı geçebiliyor. Hele ki çok istekliyseniz bu konuyu yapmaya, böyle hemen gideyim bir motor alayım, bir ay içinde bitsin ben kullanmaya başlayayım mantığıyla gidip tabiri caizse kazıklanabileceğiniz anlaşmalar yapabiliyorsunuz. Bu yoldan ben de geçtim. Kendinize göre doğru motor seçiminden bahsedeyim. Bir kere deneyiminize göre bir motor seçmeniz lazım. Kesinlikle yeni başlıyorsanız gidip 1200cc bir BMW almanıza gerek yok. Hem bu fiyatı daha fazla olacaktır, hem de sizin deneyiminiz biraz aşacaktır, fazla güçlü olacaktır. Ben bu yüzden yeni başlamak için 250cc seçmiştim. Aynı şasiye 600cc de koyuyorlar. O yüzden iri bir şasi aslında. Custom motor demek, size özel demek, kendi beğeneceğiniz demek. Bu biraz internette onlar çok yapılıyor diye bu motoru yapmak özelliğini kaybettiriyor. O yüzden elinizde kendi motorunuz varsa o motor üzerinde uğraşmak ya da farklı bir şeyler denemek her zaman avantajınız olabilir. Ama tabii burada da dikkat etmeniz gereken bazı etkenler olacak. Bunlardan biri mesela kendi ebatınıza göre bir depo ve şasi bulmak. Ben mesela 1.88'im ve kendime göre ben gidip de mesela bir Bajaj Boxer alsaydım altında çok küçük kalacaktı. Ben de bu yüzden deposu gördüğünüz gibi iri, şasisi de yani dediğim gibi 600cc'lik bir motoru kaldıran bir şasi olacak şekilde bunları tercih ettim. 80 model BMW'leri tercih edilmesinin ana sebebi düz şasiye sahip olmaları. Bu oturduğum bölüm de şasi dümdüz geldiği için kolaylıkla kesip kaynaklayıp üzerine custom bir sele yapıp kullanabiliyorlar. Bu yüzden yurt dışında asıl bir moda olarak bunlar çıktı. Üstüne çok ucuzlar. 80 model BMW'ler dayanıklı ve ucuzdu. Bu modadan Türkiye'deki 80 model BMW'lerin fiyatları tavan yaptı. Almak istediğinizde 10.000'e, 8.000'e alabiliyorsunuz. 10.000'e, 8.000'e bunu almak yerine insan diyor ki ben 15.000'e sıfır bir tane 250'lik süper sport alabiliyorum. Neden ben custom üzerine kendim saatler harcayacağım bir motor için, eski 10-20 yaşında bir motor için bu parayı vereyim diyorsunuz. Hatta sağlam 20 yaşında bir motor bulmak da oldukça güç. Motorda her şeyi yapabilirsiniz dediğim gibi eğer imkanınız varsa. Ama yapamayacağınız ana şeylerden biri ölmüş bir motoru hayata çık geçirmek. Bu çok zor. Eğer motorun içi ölmüşse yapabileceğiniz çok bir şey yok bu konuda. Ben de bu yüzden kendime şasi olarak CBF şasisini seçtim Honda'nın. 2006 model. Çünkü internette baktım hiçbir örneği yoktu. Öyle olunca fiyatları da yüksek değildi. Üstüne okuduğum kadarıyla çok eğlenceli, dayanıklı ve gerçekten Honda'nın ürettiği en iyi zamanındaki en iyi motorlardan olduğunu söylüyorlardı. Alma sürecinde çok zor olmadı çünkü ben bunu aldım 30.000 km'ydi. Az kullanılmış motordu. Üstüne hem kendim baktım ama motor konusunda çok bilgili olmadığım için kendimden ziyade bir tane de ekspere götürdüm. Tanıdığımız bir abi 30.000 km gibi az kullanılmış olması da benim şansım aydı. Bir de tabii motor alırken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de ne kadarını kendinizin yapabileceği. Bu çok önemli. Yani mesela boyasını kendiniz yapabilirsiniz kesinlikle. İleride bunu göstereceğim nasıl boyayacağınızı. Çünkü biz boyayı 4 kere değiştirdik. İlk ikisi acemiliğimizden çok kötü oldu boya. Boya kalitesi düştü. Üçüncüsü rengini beğenmedik. En son böyle eskitilmiş bakır rengi olarak bir boya seçtik. Ama mesela şasiyi bir kere kesmeniz gereken yerler belli, kesebileceğiniz yerler belli. Sonuçta bu sizin güvenliğiniz için önemli. Şasiyi gelip de ortasından kesip çat diye kaynaklatamazsınız. Yani kaynaklatırsınız ama ona güven olmaz. Ya da şasiye ayrıca kaynattığınız parçanın malzeme kalitesi de çok önemli. O yüzden mesela şasiyi kesip kaynatmak herkesin kendi kendine yapabileceği bir iş değil. Genelde usta eli değmesi gerekiyor bu işe. Biz kendi atölyemizde yaptığımız için kestik de kaynak ustasından yardım da aldık atölyedeki. Çizimimizi götürdük. Önce çizimini yaptık arka parçanın. Götürdük, bizi o şekilde kaynattı. Ona göre motor seçmeniz gerekebilir. Eğer siz motorun şasisini kesip kaynatacak kapasiteye sahip değilseniz buna ayrıca bütçe ayırmanız lazım. Buna bütçe ayırdığınız gibi bunu planlamanız lazım. Çünkü bu hata yaptım, bir daha düzelteyimlik bir durum değildi. Kestiyseniz o şasi kesilmiştir artık. Honda bu şasileri test ediyor. Sürüş güvenliği için, yamulması için, kasislerde, virajlarda eğilmesi için deneniyor. Ve siz bu üçgenden önce keserseniz bütün dinamiğini bozuyorsunuz bu işin. Bu üçgenden sonra yani artçıya ya da çanta bağlamak için olan şasi uzantısını rahatlıkla kesebilirsiniz. Oraya keserken ne kadar keseceğiniz var önemli. Çok kısa kalabilir motorunuz, çok uzun kalabilir istediğinizde.
Ya da bu mesela şu an tek kişilik bir motor. Yani bu bir tercihtir. Ben bunu kısalttım. Karşında motor artık tek kişilik. Siz tek kişi olmasını istemiyor olabilirsiniz. Çift kişi kullanmak istiyor olabilirsiniz. Bunları düşünmeniz lazım. Size vereceğim, şu an için vereceğim en büyük tavsiye, hevesinizi içinize saklayın. Hevesinizi asla kaybetmeyin, o ayrı konu. Ama ilk gün direkt ben bunu yapmak istiyorum diye gidip motor almayın. Üzerinde düşünün. Çünkü bu böyle çat diye karar verip az paralardan bahsetmiyoruz. Ne olursa olsun buna bir bütçe ayırıyorsunuz. Ve pişman olmak istemezsiniz. En azından kendinize birkaç hafta, en azından 1-2 hafta bir süre verin. Düşünün üzerinde, araştırın. İlk bulduğunuz motor en iyisi değildir. Her zaman daha iyisini bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken 3 ana kriter bunlardır. Yani sizin bütçeniz, sizin göz zevkiniz ve sizin imkanlarınız. Bunların hepsini birleştirdiğinizde istediğiniz motorun ne olduğu yavaş yavaş ortaya çıkacaktır zaten. Ben kendi araştırmalarımdan bulduğum, custom motor yapmaya uygun ve güzel görüneceğini düşündüğüm motorları aşağıya liste olarak ekliyorum açıklama bölümüne. Fiyat bilgileri ve yıl bilgileriyle beraber aşağıya bunu yazacağım. Benim bilmediğim, eminim buna uygun daha birçok motor olacaktır. Araştırmaktan çekinmeyin, zaman harcayın. Tekrar tekrar söylüyorum, zaman harcayın üzerine, düşünün. Bu bir anda ortaya çıkacak bir şey değil. Bir anlık hevesinizle hızlı hareketler yapmayın. Mantıklı olun, sabırlı olun. Çünkü sonucunu en iyi alacağınız şey sabır bu konuda. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Gelecek videolarda dediğim gibi boyanın nasıl yapılacağından bahsedeceğim size. Nasıl olması gerektiğinden, nasıl düzgün olacağından veya nasıl farklılıklar katabileceğinizi anlatacağım. Güvenlikler için şasiyi nereden kesebileceğinizi, kaynaklarken nasıl kaynaklayabileceğinizi ya da bunu kendinizin yapıp yapamayacağını, motorla uğraşırken dikkat etmeniz gereken şeyleri, örneğin hava filtresi değişimi, hava filtresinin seçimi, aranızdan bazıları bu hava filtresinin bu motor için kocaman olduğunu söyleyecektir, doğru. Bu biraz kozmetik bir amaçla bu kadar büyük seçilmiş bir hava filtresi. Ama dediğim gibi benim bir avantajım vardı, mühendis olmak. Bu yüzden ben bu hava filtresini alıp içine metalden ayrı bir parça yaptırdım. Çizimini gösterip. O parça sayesinde motor alması gerektiği kadar hava alıyor. Ama yine de hava filtresini biraz genişletmiş oldum o parçayla. Böylece karbüratör değiştirdim. Daha büyük bir karbüratör takarak motorun gücünü arttırdım. Yakıt tüketimi tabii ki bununla beraber arttı ama bu işte göze almanız gereken bazı şeyler. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Alabileceğiniz parçalar nereden alabileceğiniz? Sonuçta bu aynalar, göstergeler hepsi yeni olduğu için bunları satın almak durumundasınız. Ben bunları farklı yerlerden satın aldım. Farklı fiyatlara. Bunların hepsini fiyat aralığıyla vermeyi düşünüyorum. O yüzden takipte kalın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, aşağıya aklınıza gelen şeyleri yorum olarak yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Sevdiklerinizle paylaşın videoyu. Eğer bu fikirlerde olan başka tanıdıklarınız varsa onlara gösterin. Umarım desteği olur o konuda. Gelecek bölümler dediğim gibi çok daha detaylı olacak bütün bu parçaların anlatımları. İlk konu motor alımı olduğu için bu bölümde başladım. Bu videoluk bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya bir dahaki bölümde görüşmek üzere.